Trabzonspor'da yöneticilik yaptım. Trabzonspor'da sonra başkan adayı oldum. O başkan adaylığı seçiminden sonra seçimi kaybettikten sonra bu işten uzak durmak istemedim. Kendi kulübümüz olsun istedim ve bu işin en doğru yapılış şeklinin anonim şirket şeklinde, dernekler haricinde kendimizi yöneteceği daha kurumsal bir yapı oluşmasını istedim. İşte bu hedeflerimizi, bilgi birikimimizi yönetebileceğimiz bir kulübümüz olsun istedim. İşte nasip oldu, Trabzon'da bir kulüp vardı, Satılık, Düzcü Spor. O zaman satılıyordu. Satın aldık 3. ligde. Aldığımız hemen ilk yılda şampiyon olduk, 2. lige çıktık. Şimdi bundan sonra da bu şekilde devam ediyoruz. Yani bizim rol modelimiz zaten burada aslında Altınordu. Normalde Trabzonspor da diyebilirim ama Altınordu daha çok altyapı ekolüne gidiyor. Şimdi Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk hedefi olan bir takım ve öyle de olmak zorunda zaten. Büyük bir camiye hitap ediyor. Bizim de hedefimiz daha çok genç oyuncuları yetiştirip Türk futboluna sunabilmek ve mümkünse yabancı futbolcu oynamamak üstlükleri çıkarsak. Bu şekilde uzun ve kalıcı olabilmek. Borçlamamak, hiç borcu olmamak mesela kulübümüzde. Ekol örnek doğru Altınordu. O yoldan gidiyoruz. İnşallah Altınordu gibi kurumsal, Trabzonspor kadar çok başarılı bir altyapı olur kulübümüzde diye düşünüyoruz. Biz çok aceleci bir kulüp değiliz. Planlı programlı gideceğiz, kurumsal yapıdan gideceğiz. Bugün hemen değil, yarın da değil. Ama belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra bu işi her geçen gün üstüne koyarak profesyonel çizgimizde her türlü altyapı donanımımızla beraber Türkiye'de çok konuşulan 5 kulüp varsa bir tanesi biz olacağımızı düşünüyorum. Daha çok altyapı anlamında. Önceliklerimiz TFF 1. liginde olabilmek. Zaten Trabzon'da Trabzonspor var, hep söylüyorum. Trabzonspor Süper Lig'de birde de bir Hekimoğlu Trabzon takımı fevkalade güzel olur. Ama belki nasip olur, ikimiz birden Süper Lig'de oluruz, ona da olmaz demeyiz yani. Mesela benim gönlümden Trabzon'da çok güzel bir basketbol hamlesi vardı. Kulübümüzün bünyesinde bir tane basketbol takımı olmasını çok isterim. Boks şubemiz zaten halihazırda var. Çok da iyi bir takımımız var. Bir bayan voleybol olsun isterim. Biz bu projeksiyonu borç yapacağız. Niyetimiz o. Bu kulüp hiç borçlanmayacak. Ben kulübe kredi kartı bile almıyorum. Ya paramız kadar yaşayalım istiyorum. O yüzden bunların bir sürece ihtiyacı var. O süreci başarılı yönetebilirsek mutlaka Hekimoğlu Trabzon kulübünün amatör branşları da olacaktır. Mesela biz bir olmamızın avantajı o olur. Şu an Trabzonspor birincilere çok oyuncu verdi. Çocuklar daha çok orayı tercih ediyor. Bu da mantıklıdır. Süper Lig'de oynayan oyuncu önce 1'e gider yetişmek için. 2-1 attık oluyor. Biz 1'de olduğumuz zaman hem biz Trabzonspor'a hem Trabzonspor'un bize çok büyük katkısı olur. Ki bizim katkımız da daha fazla olabilir. Çünkü orada kadroda şans bulan bir oyuncu oynaması gerekiyor. O oyunculara o imkanı sağlamış oluruz. Birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz. Bunun ayrıca çok güzel de bir yönetim kurulumuz var. Ekibimiz çok iyi. Hep ayrı olmayacak tabii. Ben çemberi büyütmek istiyorum. Sadece aile içinde kalırsak çok dar çerçevede kalırız. Ben bunu bütün Trabzon'a yaymak istiyorum ve iyi gidiyoruz şu an.